Така. Lojmana geldi belediye efendim, Saadet Partisi. Biz de onun için öncelik tanıdık. Saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Dışişleri Bakanı'nın Filistin'de meydana gelen hadiseler üzerine bir konuşma yapmasıyla doğan hakkımızı kullanmak için huzurlarınızda bulunuyorum. Doğruyor. Sözlerime sizlere Polonya'dan İsrail'e göç eden, Varşova'da Nazi kamplarından kurtulmuş, 1982 Ağustos'unda Beyrut'u bombalayan İsrail güçlerini protesto için açlık grevi yapan Doktor Shlomo Shelzman'ın İsrail basınına yazdığı mektuptan kısa bir bölüm okuyarak başlamak istiyorum. Çocukluğumda Varşova getolarındaki işçi kamplarından geçerken korku, açlık ve aşağılanmışlık duygularını çok çektim. Bugün bir İsrail vatandaşı olarak şehirlerin, kasabaların ve mülteci kamplarının sistematik yıkımını kabullenemiyorum. İnsanların teknolojik bir vahşetle bombalanmasını, yok edilmesini ve öldürülmesini kabullenemiyorum. Bugün o günleri hatırlatan çok fazla sesler duyuyorum. Harp sayesinde tonu yükseltilmiş sesler. Bugün pis Araplar tabirini işitince pis Yahudi sözcüğünü hatırlıyorum. Bugün kapalı bölgeler terimini duyuyor, gettoları ve toplama kamplarını hatırlıyorum. İki ayaklı hayvanlar tabirini işitiyor ve Untermenschen, yani gelişmemiş insan tabirini hatırlıyorum. Kuşatmayı daraltmak, bölgeyi temizlemek, teslim olması için şehirleri dövmek sözcüklerini duyuyorum ve ben acı, ıstırap, yıkım, ölüm, kan ve katliamları hatırlıyorum. İsrail'de gördüğüm çok fazla şey bana çocukluğumdaki pek çok vahşeti hatırlatıyor. Bu sözler Nazi zulmünü görmüş, İsrail'e göç eden insaf sahibi bir Yahudi'ye ait. Bu haykırışa sebep olan vahşet zihniyetini 1948 yılında David Ben-Gurion'un hatıratındaki şu ifadeler açıkça gözler önüne seriyor. Ben-Gurion hatıratında diyor ki, reaksiyon gösterilmesinin gerekli olup olmadığı kesinlikle sorgulanmamalı. Bir evin havaya uçurulması yetmez. Gerekli olan acımasız ve sert tepki göstermektir. Zamanlama, hedef ve zayiat konusunda dikkatli olmalıyız. Eğer aileyi biliyorsak acımasızca vurmalıyız. Kadınlar ve çocuklar ayırt edilmemeli. Aksi takdirde reaksiyon yerini bulmaz. Eylem bölgesinde suçlu ve masum ayrımı yapmaya gerek yoktur. Bu sözler İsrail'de başbakanlık yapan bir zata ait. Bu katliamlar 1982 yılında zirveye ulaştı. Sabra ve Şatila mülteci kamplarında Filistinli silahsız erkek, kadın ve çocuklar tek tek sistematik bir tarzda öldürüldüler. O katliamın esas sorumlusu bugünkü katliam emrini veren ve İsrail Başbakanı Sharon'du. Bu katliam Sharon'a Beyrut kasabı unvanını kazandırdı ve şimdi Belçika mahkemelerinden bir tanesi bunun hesabını soruyor. Bu hadiselerin temelinde ne yatmaktadır? İsrail 1948 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile Filistin toprakları üzerinde kurulan bir devlettir. Bilahare yapılan savaşlarla topraklarını sürekli olarak genişletmiştir. İsrail'in bugün işlediği cinayetlere seyirci kalmak, İsrail'e destek vermek, Türkiye'nin de geleceğini tehlikeye atmak demektir. Unutmayın ki İsrail
Osmanlı toprakları üzerinde kuruldu ve İsrail'in kuruluş vaadi Birinci Cihan Harbi esnasında Balfour Deklarasyonu ile verildi. İsrail ideolojik bir devlettir. Bu ideolojinin adı Siyonizm'dir. Yahudi inancının gereklerini yerine getirmek için kurulmuştur. Bu inanca göre İsrail'in yayılma politikası arz-ı mev'ud olarak bilinen vaat edilmiş toprakların tamamı işgal edilinceye kadar sürecektir. Bunun için İsrail işgal ettiği topraklardan hiçbir suretle çekilmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiş ve bu konuda alınan Birleşmiş Milletler kararlarını kabul etmemiştir. Ancak bu topraklar içine Türkiye'nin de topraklarının bir kısmının girdiğini gözden ırak etmeyelim. GAP bölgesi buna dahildir. Bunu olmaz görenlerin 20. asrın başını hatırlamaları yeter. O günlerde bir avuç Siyonist dışında bunun mümkün olacağını gören kimse yoktu dünyada. Ama şimdi gerçeklerle yüz yüzeyiz. Bu hedefe ulaşmak için İsrail hiçbir şeyden çekinmemektedir. Bugün Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlarda Siyonizmin etkisi vardır. Hatta diyebilirim ki Ermeni soykırım iddialarının arkasında bile Siyonistler yatmaktadır. Aksi halde Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'daki Yahudilere ait soykırım müzesinin içinde Ermeni soykırım müzesinin işi nedir? Muhterem arkadaşlarım, 1967 Arap-İsrail Harbi'nde Golan Tepelerini ve çok geniş Filistin topraklarını işgal etmiş Filistinlilerin evleri pervasızca yıkılmıştır. Birleşmiş Milletler bu işgali tanımamış ve bugüne kadar İsrail'i kınayan 70'ten fazla karar almıştır. Filistinliler haksız olarak işgal edilen topraklarını geri almak, yıkılan evlerini korumak için mücadele vermektedirler. İsrail bu insanları terörist ilan etmektedir. Kendi topraklarını, kendi evlerini korumak için çarpışan insanlar nasıl terörist olarak tanımlanabilir? Esas terör, taş ve sopa ile kendisini korumaya çalışan insanların üzerine tanklar, uçaklar ve helikopterlerle saldırmaktır. Bugün İsrail tam bir terörist devlet haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını, Güvenlik Konseyi kararlarını dinlememekte ısrar etmektedir. Bu şımarıklığının gücünü de maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nden almaktadır. Türkiye'de İsrail'e verdiği destekle İsrail'in bu acımasız ve vahşi harekatına maalesef ortak olmaktadır. Bu kan hemen durdurulmalıdır. Bu vahşeti ancak ABD durdurabilir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i bu vahşetten geçirecek konumdadır. Hükümetin dünden beri takındığı tavır maalesef yetersizdir. İsrail'in Sharon'un anlayacağı tek şey kuvvettir. Kuşatma altına alınan ihtiyaçlarını giderecek bütün imkanlardan yoksun bırakılan Arafat'tan İsrail hükümeti intihar girişimlerinin durdurulmasını istiyor. Arafat ise şehadeti beklediğini ilan ediyor. Hani terörizmle mücadele edilecekti? Bugün İsrail uluslararası hukuku çiğniyor. Birleşmiş Milletler kararlarına uymuyor. Soykırım yapıyor. Nazi soykırımını kendine örnek almış, hatta geliştirmiş. Filistin'de yaşayan bütün insanlar ömürleri boyunca hep terör altında yaşadılar. Başka bir hayat tarzı bilmiyorlar. İntihar saldırılarını kınamak mümkün. Ama bu her şeyi kaybetmiş. Vatanını, toprağını, evini, işini, yakınlarını, anasını, babasını, çocuklarını, evladını kaybetmiş, bu dünyada geleceğinden ümidini kesmiş, çaresiz insanların haleti ruhiyesini başka türlü anlatmak mümkün değil. Ya kendi zulümlerinin devamını sağlamak için
çoluk çocuk demeden yapılan devlet katliamına, devlet terörüne ne demeli? Muhterem arkadaşlarım, yapılacak çok şey var dedim. İsrail'i bugüne kadar yapılacak bütün anlaşmalar, İsrail'le yapılan anlaşmalar askıya alınmalıdır. Eğer etkili olmak istiyorsak, öncelikle efendim müsaade ederseniz mikrofonu açacağım. Ama lütfen de toparlayın. Teşekkür ederim efendim. Tekrar lüzum yok efendim. Zabıta geçti efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle son yapılan tank modernizasyonu ihalesi iptal edilmelidir. Bu ihale zaten şaibelidir. Uzmanların ve ihaleye karşı çıkan genel müdürün karşı koymasına rağmen imzalanmıştır. Bunu kabullenmeyen genel müdür istifa etmiştir. İkinci olarak İsrail ile yapılan askeri anlaşmalar askıya alınmalıdır. Özellikle 15-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak İsrail ve ABD uçaklarının katılacağı Anadolu Kartalı tatbikatı hemen iptal edilmelidir. Masum insanları bombalayan bu katil uçakları, onların pilotlarını Türkiye'de görmek istemiyoruz. Türkiye son tedbir olarak diplomatik ilişkileri gözden geçirebileceğini açıkça ilan etmeli. İsrail Büyükelçisini geriye çağırmalıdır. Ancak bu adımlar, o da belki Sharon'u bugünkü katliamlarından vazgeçirebilir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Biz bugün burada sadece sözlerle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir gazetecinin küstah tavrını kınayarak bu işin üstesinden gelemeyiz. 3 senedir, 4 senedir ısrarla söyledik. Türkiye borç alarak siyasi ipotek altına alınıyor. Bunu bir gazetecinin sözlerine cevap verirken sadece sözle cevap vermek problemimizi halletmez. Hükümetin tavrını bekliyoruz. Bunu fiilen yerine getirmeli. O küstahın ağzından çıkan sözü fiilen ağzına tıkamalı, İsrail yandaşı olmadığını bütün dünyaya ispat etmelidir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim.